Acaba şöyle hafta sonu anne kız bir kaçamak mı yapsak, bir tatil mi yapsak seninle? Kız kıza, ne dersin? Ne oldu? Sabah ilaçların Cemre. Unutuyorsun sonra anneciğim. Çocuk gibisin bu konuda biliyorsun. Hadi iç de içim rahat etsin. Bakmayacak mısın? Ay boş ver. Sabah sabah sonra ararsın. Ne önemliyse? Bir dakika, bir dakika. Sen bana güvenmiyorsun. Ne alakası var bebeğim? E bak o zaman anne. Efendim. Buyurun benim. Siz kimsiniz sabah sabah? Kenan Yağızoğlu'nun avukatı mı? Buyurun, dinliyorum. Evet, Cemre burada, yanımda. Bugün mü? Ne söyledin? Hemen, şimdi. Tamam, tamam. Biz geliyoruz o zaman. Tamam, görüşürüz. Anne, ne oluyor? Kenan amcan seni hemen görmek istiyormuş. Niye ki? Ay kızım, ne bileyim ben, acilmiş. Hadi, al çantanı, çıkıyoruz hemen Cemre. Hadi. Tamam anne. Beni niye görmek istediniz? Berk'le görüşüyor musunuz? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Benimki de soru. Yani biliyorum çok kırgınsın, kızgınsın. Aslında. Yani ben de kızgınım senin kadar olmasa da. Biliyorsundur belki benim burada olmamın sebebi Berk'in verdiği ifade. Sizi görmüş ama Vefa'yı aşağı attığınızı gözleriyle görmüş. Yani durup dururken iftira atacak hali yok ya babasına. Sana niye iftira attı Cemre? Niye attı sana? Kızgındı çünkü değil mi? İşte oğlum babasına da kızgın. Benim oğlumun sevdiklerini cezalandırma yöntemi de bu. Bunu sorgulayacak son kişi de sen olmasın. Şimdi benim senden istediğim... Önce benim bir sorum var. Tamam sor. O gece Hazal'a saldıranın Berk olduğunu biliyor muydunuz? Evet, hayır. Yani sonra öğrendim. O gece Vefa Berk'i yakalamış. Yani sırf konuşmaması için, susması için sizin öldürmüş olabileceğinizi konuşuyor herkes. Bugüne kadar susturmak için birini öldürmem hiç gerekmedi. Eğer bittiyse... Bir sorum daha var. Cemre'cim ne soracaksan çabuk sor ama benim vaktim kısıtlı. Bak birazdan gelip beni buradan götürecekler. Çabuk sor, ne soracaksın? Annemle olan ilişkinizden Berk'in haberi var mıydı? Ya o sırası mı şimdi? Tam da sırası. Ben düşünüyorum, düşünüyorum. Bundan başka hiçbir sebep bulamıyorum. Yani Berk bana niye böyle bir kötülük yaptı diyorum. Tam olarak aklıma bu geliyor. Yani annemle olmanızı istemedi. Annesine ihanet ettiğinizi düşündü. Sizden de ölümüne korktuğu için bütün acısını benden çıkardı. Olamaz mı? Olamaz. O kadar derin bir şey yaramam. O kadar derin bir manası yok. Berk bu ya. Sizin için de geçerli mi bu peki? Kızgın bana dediniz. Bundan dolayı böyle yapıyor dediniz. Yani canı istedi diye iftira atmadı. Cemre'cim, Cemre'cim ben istersen sana Berk'in doğumundan bugüne kadar aramızdaki baba oğul ilişkisini istediğin zaman uzun uzun anlatırım. Ne zaman istersen lütfen. Ama şu anda ne olur, ne olur kapatalım bu konuyu, esas meseleye gelelim. Neymiş asıl mesele? Senin Berk'le konuşman lazım. Berk'le konuşmak. Bak biliyorum kızgınsın ama Berk'le konuşmak zorundasın. Ona gidip söyle. Bak baban çok pişmanmış. Tamam önce sana çok kızgınmış. Sonra sana hak vermiş. Kızgın değil. Çıkınca buradan çıkınca her şey bambaşka olacak. Her şey çok değişecek. Bunu söylemek zorundasın. Bunu söylemelisin. O gidip ifadesini değiştirmeli. Yani ne yapıp gidip ifadesini değiştirmesini sağlamalısın. Yani o benim pişman olduğumu bilmeli. Osman Bey'i gördünüz Kenan Bey. Çoğu şeyi hatırlamıyor. Ama polis kayıtlarında saatin babaya verildiği bilgisini teyit ettik. Ne duruyorsunuz o zaman, gidin bulun şu saati. Lütfen. Ne saati anlamadım. Ya benim
ergen oğlum eğer ifadesini değiştirmezse benim kurtuluşum o saatte. Belki katili bile bulabileceğiz hatta yani. Nasıl yani? Nasıl kurtulmaz? Anlamadım. Vefa kolundaki saatle kayda girdi. Yani konuşmalarımız o saatte kayıtlı. Ama emniyet otobüsten sonra verdi saati bizim. Aklı evvel yarım akıllı Osman Bey'e. Osman Bey hatırlamıyor şimdi. Bir dakika, ne olur bir dakika daha müsaade et. Uzun sürmeyecek, lütfen. Ben nasıl bunu düşünemedim ya? Ali ile konuşmalısın Cemre. Cemre bana bak. Ali ile konuş. Ali ile konuşması Ali gitsin, saati bulsun, Osman amcasını ikna etsin. Gitsin evin altın üstüne getirsinler, o saati bulsunlar. Ali'ye söyle, eğer katili bulmak istiyorsa saati bulsun. Katil saatin içinde. Ali ile konuş. Ali ile konuş lütfen. Döndür. Al. Ulan ülkenin martısı bile tripte. Hoş geldin. Kusura bakma geç kaldım. Yani saçma sapan bir işim çıktı da. Ne kusuru? Gel gel şöyle de yiyelim. Tamam. Simit aldım sana. Tabii yani simit var da seni açar mı orası da ben bilemem. Sen ciddi misin ya? Ya şaka şaka. Alerjin yoksa yiyelim. Ya deli misin? Bayılırım. Vefa kolundaki saatle kayda girdi. Yani konuşmalarımız o saatte kayıtlı. Ama emniyet otobüsten sonra verdi saati bizim. Aklı evvel yarım akıllı Osman Bey'e. Osman Bey hatırlamıyor şimdi. Ne oldu? İyi misin Cemre? İyiyim iyiyim. Şey saate baksana ya geç kalmayalım şimdi okula. Allah Allah. Hadi be. Ne oldu? Ya sabah gelmeden yaptırmıştım. Osman amca sevinecek dedi. Osman amca dediğin Vefa'nın babası mı? Yani o yangındaki. Vefa'nın saati bu. O gece işte kolundaydı. Hı hı. Düşünce de kırılmıştı. Normalde bana kalsa ben yaptırmazdım da işte Osman amca sabah sabah. Neyse, yaptırdım. Ama anlayacağın sadece camı yaptırmışım, çalışmıyor. Dur, ben saati söyleyeyim de sana bakalım. Saat sabahın 9'u, okula biz geç kaldık. Kalk, 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 kalk. Okula geç kalacağız. Yemin ediyorum annem var ya, Derya Sultan yakar beni. Bak, ben taşıtır mıyım sana be? Hop. Bunlar sende ama. Tamam. Çantaya at da fazla yara kaplamaz. Hop tuttum. Hop. Dur, dur. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.